Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyada öne çıkan gelişmeleri, satır arasında kalanları, makaleleri sizlere dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince aktarmaya çalışacağız. Haftanın en önemli gündem maddesi Davos toplantıları. Türk kamuoyunun bir daha gelmem Davos'u sözüyle hatırlayacağı Davos toplantıları bütün dünyada dikkatle takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenlendi. Fakat dünyamız hiç olmadığı kadar da büyük bir krizin eşiğinde. İşte bu şartlar dahilinde dünya liderleri kendilerince sorunları tespit ettiler, çözümleri sıraladılar. Bu çözümlerden en önemlisi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e ait. Xi Jinping'in önemli mesajları var. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uluslararası kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Bu mesajları, vurguları sizlere aktaracağız. Geçeceğiz ondan sonra ikinci gündem maddemize. Avrupa Birliği AstraZeneca firmasını suçluyor. Diyor ki siz bizim aşılarımızı aldınız, başka ülkelere verdiniz. Aşı tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz. AstraZeneca ise iddiaları reddediyor. Bakalım işte bu gelişmeler Avrupa basınında nasıl yorumlanmış. Bununla birlikte Rusya dedik. Rusya ve Amerika arasında olumlu bir gelişme var. Bu iki ülkenin nükleer silahlara dair bir anlaşması vardı. START olarak bilinen. Fakat Trump döneminde uzatılmamıştı bu anlaşma. İşte Biden'ın Beyaz Saray'a çıkmasıyla birlikte Washington ve Moskova arasındaki bu anlaşma uzatıldı. Olumlu bir gelişme olarak tasvir ediyor Avrupa basını. Makaleleri sizlere aktaracağız. Dünyanın en önemli zirveleri arasında yer alan Davos Ekonomi Forumu, güveni yeniden tesis etmek için kritik yıl temasıyla pazartesi günü başlamıştı. 29 Ocağı yani bugüne kadar süren toplantı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenirken etkinliklere 70 ülkeden 1500'ü aşkın ismin katıldığı bildiriliyor. Salgının beraberinde getirdiği halk sağlığı krizi ve ekonomik yıkım bu yılki zirveyi benzersiz kılarken Davos'ta ilk gün konuşan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliğinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Xi Jinping'in vurguları, Beijing ve Washington arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da önemli. Türkiye saatiyle 15'te başlayan konuşmasında insanlığın yaşamak için tek bir gezegeni ve tek bir geleceği olduğunun altını çizen Xi Jinping, insanlık dersini acı yollarla aldı ve geçmişe geri dönmemeliyiz uyarısında bulundu. Ekonomide içe kapanmayı öngören yöntemlerin sonuç vermediğini anımsatan Çin lideri açık ve kapsayıcı dışa açılmanın gerekliliğine dikkat çekti. Küresel ekonomilere makroekonomik politikaların koordinasyonunu artırma çağrısında bulunan Xi, salgına karşı mücadeleyle ekonomik kalkınmayı dengelemeliyiz. Daha önemlisi ufkun ötesine bakmalı, irademizi ve kararlılığımızı güçlendirmeliyiz. Küresel ekonominin itici güçlerini ve büyüme modellerini değiştirmemiz ve yapısını iyileştirmemiz gerekiyor diye konuştu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlığın önündeki ikinci önemli görevin farklılıklara saygı duymak olduğunu belirttiği konuşmasında ülkelerin kendi yönetim ve değerler sisteminin uluslararası ilişkilere dayatılamayacağının altını çizdi. Dünyada iki yaprak bile aynı değil. Her ülke kendi tarihi, kültürü ve sosyal sistemiyle benzersizdir. Bunlardan hiçbiri diğerinden üstün değil ifadelerini kullanan Xi konuşmasına şöyle devam etti. Çeşitlilik olmadan medeniyet olmayacaktır ve bu çeşitlilik biz hayal edebildikçe devam edecek. Farklılıklar çanların çalması için bir neden değil. Çanların çalmasına neden olan şey kibir, ön yargı ve nefrettir. Bunlar uygarlıklar arasına hiyerarşi empoze eder ya da bir sistemin tarihini, kültürünü, sosyal sistemini diğerlerine dayatmasıyla sonuçlanır. Ülkeler için doğru seçim, farklılıkları rafa kaldırırken ortak zemini genişletmek, karşılıklı saygı temelinde birbirinden öğrenmeyi ve değişimleri teşvik ederek barış içinde bir arada yaşamaktır. Uygarlığımıza ivme kazandırmanın yolu budur. Çok önemli mesajlar bunlar. Farklılıklara rağmen barış içinde bir arada yaşayabilir miyiz? Evet, Çin Cumhurbaşkanı bunu başarabiliriz mesajları veriyor. Mesajlar bununla da kalmıyor. Uluslararası toplumun üçüncü görevinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir uçurumunu azaltmak olduğunu söyleyen Çin lideri bu bağlamda şunları kaydetti. Bugün eşitsizlik büyümeye devam ediyor. Kuzey-güney uçurumunun kapatılması gerekiyor ve sürdürülebilir kalkınma çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya. Ülkeler salgınla boğuşurken ekonomik ilişkiler farklı yörüngeleri takip ediyor.
geliyor. Kuzey ve güney arasındaki makas daha da açılırken bu uçurum kalıcı hale gelebilir. Gelişmekte olan ülkeler daha fazla kaynak ve gelişme için daha fazla alan talep ediyor. Küresel ekonomik yönetişimde daha güçlü temsil çağrısında bulunuyorlar. Uluslararası toplum uzun vadede dikkatini burada toplamalı, verdiği sözleri tutmalı ve gelişmekte olan ülkelere gerekli desteği sağlayıp onların çıkarlarını garanti altına almalıdır. Eşit haklar, eşit fırsatlar ve eşit kurallar güçlendirilmeli. Bu sayede tüm ülkeler gelişmenin getirdiği fırsat ve kazanımlardan yararlanabilirler, dedi Çin Cumhurbaşkanı. Salgının beraberinde getirdiği halk sağlığı krizi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük ekonomik yıkım, küresel çapta güç merkezlerinin yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak uluslararası ilişkilerde artan agresif söylem yeni bir dünya düzeni talebini beraberinde getiriyor. Ekonomiden teknolojik ve askeri kabiliyetlere kadar giderek geniş bir alanda baskın hale gelen Çin ve Rusya gibi aktörlere göre artık paradigma değişiminin zamanı geldi. Davos Ekonomi Forumu'nda konuşan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın karşılaştığı sorunları benzer şekilde tahlil etti, çözüm önerilerini sıraladı. Rus lider hızlı şekilde döndüğü platformda gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların yarısının son 30 yılda gelir durgunluğu yaşadığını, buna karşın bu süre zarfında eğitim ve sağlık hizmetlerinin 3 kat arttığını anımsattı. Putin, geliri kim elinde tuttu, cevap açık, nüfusun %1 ifadesiyle çok uluslu şirketler ile vatandaşlar arasında açılan makasa dikkat çekti. Salgın sonrasında 250 milyon kişinin işini kaybettiği ve toplam gelir kaybının geçen yılın 9 ayında 3.5 trilyon dolara ulaştığı bilgisini veren Putin, zenginleri ve şirketleri önceleyen Washington uzlaşısını eleştirdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ise ekonomik adaletsizliğin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nezdindeki yansımasını gündeme getirdi. Ülkeler salgınla boğuşurken ekonomik iyileşmeleri farklı yörüngeleri takip ediyor ve kuzey-güney farkı daha da genişleme riski taşıyor diyen Xi, küresel büyüme modelinin değişmesi ve gelişmekte olan ülkelere uluslararası platformlarda daha fazla söz hakkı verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Makroekonomik politikalara hız verilmesi gerektiğini savunan Xi, kalkınma yolundaki ana motorun ise bilim ve teknoloji olacağını dile getirdi. Çin'in yeni dönemde bilim, teknoloji ve fikri mülkiyet gerektiren projelere yatırım yapacağını aktaran Xi, bu alanlarda elde edilecek kazanımların uluslararası toplumla paylaşılacağı sözünü verdi. Benzer şekilde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin de son 20 yılda yapay zekanın, otomasyonun ve robotik teknolojinin geniş kullanımına dayalı 4. sanayi devrimi için bir temel oluşturduk. Koronavirüs salgını bu tür projeleri ve bunların uygulanmasını büyük ölçüde hızlandırdı ifadelerini kullandı. Davos zirvesi sürecinde belki de en çok dikkat çeken çıkış ise Çin ve Rusya liderlerinin geleceğe ilişkin yönetim tahayyülleri oldu. Çin Cumhurbaşkanı Xi, her toplumun kendi özgün şartları uyarınca farklı yönetim ve değerler sistemini benimseyebileceğini savunarak, her ülke kendi tarihi, kültürü ve sosyal sistemiyle benzersizdir. Bunlardan hiçbiri diğerinden üstün değil, çanların çalmasına neden olan şey kibir, önyargı ve nefrettir değerlendirmesinde bulundu. Xi ayrıca farklı sistemlere ait ülkelerin karşılıklı saygı temelinde krizleri aşacak platformlarda buluşabileceğini savunduğu konuşmasına şöyle devam etti. Devletler arası ilişkiler uygun kurumlar ve kurallar aracılığı ile koordine edilmeli ve düzenlenmelidir. Güçlüler zayıflara zorbalık etmemelidir. Kararlar güçlülerin kaslarını göstermesiyle ya da yumruk sallamasıyla verilmemelidir. İlkeler korunmalı ve kurallar bir kez oluşturulduktan sonra herkes tarafından takip edilmelidir. Seçici çok taraflılık bizim seçeneğimiz olmamalı. Çin Cumhurbaşkanı Xi'den bir gün sonra konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise çok çeşitlilik kavramını vurguladı. Tek kutuplu dünya düzeni kurma çabalarının geçmişte başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Rus lider, gerçek şu ki kendine özgü modelleri, siyasi sistemleri ve kamu kurumlarıyla gerçekten farklı kalkınma merkezleri dünyada şekillendi diye konuştu. Farklı kalkınma modeli ve çıkarlarının küresel çapta anarşi yaratmasına karşı uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini yineleyen Putin, bu bağlamda Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan Astana formatı da dahil olmak üzere bir dizi başarılı örneği aktardı. İlaç şirketi AstraZeneca, Avrupa Komisyonu'nun kendisine yönelttiği AB için öngörülen aşıları başka devletlere yolladığı suçlamalarını reddediyor. Brüksel yönetimi AstraZeneca'nın üretimdeki dar boğazları tutarlı bir şekilde açıklayamamasını eleştirmekte. AstraZeneca'nın açıklamaları ne kadar inanılır, gelin Avrupa basınına birlikte göz atalım. Weiner Zeitung'e göre ilaç firmaları kendilerine duyulan güveni çarçur ediyor. Şu ifadeler kullanılmış sevgili dinleyenler. Benzer bir senaryoyu korona krizinin başlarında devlet
devletler tıbbi koruma malzemelerinin ihracatını engellediklerinde de yaşamıştık. Avrupa Birliği ile ilaç firmaları arasındaki bu çekişme daha da çirkinleşebilir. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Jurnalist gazetesine. Bir kere yalan söyleyen, diyor Hırvatistan gazetesi ve şöyle devam ediyor. Üretilen aşı miktarına ilişkin bilgilere inanmak mümkün değil. Üretim kapasitelerinin Galler'deki sel felaketi veya Hindistan'daki yangın nedeniyle kısıtlanmış olduğu argümanına da kimse inanmıyor. Aşıyı doz başına 1.5 avro olan üretim maliyetinden daha pahalıya satmadıklarına da kimse inanmıyor. Bir kere yalan söyleyene bir daha kimse inanmaz. Avrupa Birliği'nin şu sıralar aşı üreticileriyle girdiği savaştan bağımsız olarak meselenin parayla, fiyatla ve rekabet mücadelesiyle ilgili olduğunu belirtmek gerekiyor ki bunlar başlı başına kötü ve ahlak dışıdır. Yine de bu çekişme aşının kalitesi, etkinliği ve güvenilirliği konusundaki kuşkularla karşılaştırıldığında çok daha tehlikesiz. Geçiyoruz Le Soi. Belçika gazetesi seri kanlı olmak diyor ve şu ifadeler kullanılıyor. Elbette üreticilere baskı uygulayarak bunların davranışları, gecikmeleri ve strateji değişiklikleri yakından izlenmeye devam edilmeli. Buna karşın sakin davranmak ve aşılama sürecini panik ve saçmalıkların yarattığı kafa karışıklığından uzakta tutmak için gereken yapılmalı. Herkesin aşıya erişim hakkı var ve bunu teminat altına almanın en iyi yolu siyasi, ekonomik ve bireysel düzeyde sükuneti koruyabilmektir, diyor. Tekrar Avusturya basınına dönüyoruz. The Press'te şu ifadeleri kullanmış. Joe Biden göreve geldiğinin ikinci günü bir kararname yayınlayarak tüm bakanlıklara ABD şirketlerini savaş ekonomisi yasaları gereğince maske, test ve koruyucu ekipman üretmeye zorlama talimatı verdi. Buna bir de test programı için 50 milyar dolar, aşılama için 20 milyar dolar ekledi. Biden'ın sloganı 100 günde 100 milyon aşı. AB'yi böylesine olumlu bir aşı vatanseverliği geliştirmekten alıkoyan ne? Neden 120 milyar avroluk yeniden yapılanma fonu 20 milyar aşı üretimini artırmak için kullanılmıyor? İlaç şirketlerinin iddia ettikleri gibi kapasite sorunları varsa neden bunlar başka şirketlerde aşı üretmeye zorlanmıyorlar? Sevgili dinleyenler, son gazetemiz Alman basınından Der Spiegel utanmaz bir eleştiri diyor ve şunlar kaydediliyor. Bütün bunlar en hafif tabiriyle utanmazlık sınırına dayanmış durumda. Kim ne zaman ne kadar aşı alacak? Kullanıma hazır durumda kaç ampul var? Kaç soğutucu konteyner? Nakliye nasıl yapılacak? Bu konudaki gereklilikler ulusal düzeyde sınırlı kalmıyor. Tam da bu yüzden Avrupa Birliği'nin bununla uğraşması gerekiyor. Nedense askeri bir özenle koordineli ve konsantre biçimde hareket edilmeli. İlaç sanayinin kısa sürede kaydettiği çığır açıcı ilerlemeler hangi ise mucize sayılır. AB'nin bunun karşısındaki tutumuysa en hafif ifadeyle şaşırtıcı. Sevgili dinleyenler, Rusya ve Amerika arasında bir START anlaşması var demiştik. Ne yazık ki burada bir parantez açıp bu START anlaşmasını da parantezin içine koyalım. Haftaya devam edeceğiz. Çünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta dileriz. Haftaya Cuma günü tekrar CRI Türk'te görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Dünya Bunu Konuşuyor sona erdi. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber.